Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle bal kabaklı cheesecake yapacağız. Gerçekten benim en sevdiğim cheesecake'lerden bir tanesi. Yani diğer sosları da çok seviyorum ama bal kabaklı cheesecake hakikaten çok güzel oluyor. Hemen yapımına geçiyorum. Hep beraber yapmaya başlayalım. İlk olarak burada 500 gram kadar bal kabağı var. Cheesecake'in içine de bal kabağı koyacağım için biraz daha küçültüyorum bal kabaklarımı. Üzerine yarım su bardağı kadar toz şeker ekliyorum. Şimdi bu şekilde ocağa alacağım. Kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Ara sıra karıştırarak tabii ki. Ben bu aşamada su ilavesi yapmıyorum. Çünkü zaten bal kabakları pişerken suyunu salacak. Ama bazı bal kabakları çok fazla su salmıyor. Duruma göre bakarsınız. Ekstra su isterse biraz ilave edebilirsiniz. Şimdi kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Cheesecake'imin tabanı için 2 paket burçak bisküvi kullanacağım. Burçak bisküvilerimi güzelce rondodan geçirdim. Şimdi içerisine 120 gram erittiğim tereyağımı ilave edeceğim. Tereyağı sıcak olmasın. Eridikten sonra biraz ılınmasını bekleyin. Ondan sonra bisküvilerin üzerine döküyoruz. Şöyle 1 çay bardağı kadar cevizim var. Onu da ilave ettim. Bunu eklemek zorunda değilsiniz ama gerçekten bal kabaklı cheesecake'e özellikle çok güzel bir lezzet katıyor. Şimdi tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum ve tabanım bu şekilde hazır. Bu arada dilerseniz tabana biraz tarçın da ilave edebilirsiniz. Bu tarifte cheesecake'i suda pişireceğim. Bu yüzden kalıbımın hazırlık aşaması var. Şöyle kısaca onu da göstereyim. Kelepçeli kalıbımı aldım. Yağlı kağıdımın köşe kısmına gelecek şekilde tabanını ilk olarak kaplıyorum. Yağlı kağıdın böyle kenar kısmını kullanıyorum tabanı yaparken. Çünkü şimdi bu yağlı kağıdı değerlendireceğiz. Kelepçeli kalıbımızın içini de yine bu kesmiş olduğumuz yağlı kağıtlarla kaplayacağız. Gördüğünüz gibi iki parça halinde kalan yağlı kağıttan da parçalar kestim. Bu şekilde yaptığımız zaman cheesecake'imizin kenarları bembeyaz kalacak. Ve kalıptan çok rahat bir şekilde çıkartacağız. Şimdi yukarıda biraz fazlalıklar kaldı. Onları da bir makas yardımıyla düzeltiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi yağlı kağıt tam olarak kalıba oturmuyor. Bunu sağlamak için de birazcık böyle fırçaya yağ sürüyoruz. Kağıdı kalıba yapıştırıyoruz. Bu şekilde yağlı kağıdımız kalıpta sabit bir şekilde duracak. Bu işlemden sonra hazırlamış olduğumuz burçak bisküviyi kelepçeli kalıbımıza aktarıyoruz. İlk olarak spatula ile her tarafını eşit bir şekilde yayıyorum. Daha sonra tabanı düz bir bardakla bastıracağım harcımı. Bu işlemi kaşıkla vesaire de yapabilirsiniz ama en rahatı böyle düz bir bardakla oluyor gerçekten. İyice bastırdıktan sonra kenarlarını da bir kaşık yardımıyla düzelteceğim. Evet, cheesecake tabanım artık hazır. Ben diğer işlemleri yaparken tabanım buzdolabında yaklaşık 10-15 dakika boyunca soğuyacak. Buzdolabına kaldırıyorum şimdi. Evet, ikinci aşamaya geçebiliriz. Toplamda 600 gram labne peyniri kullanacağım. Labne peynirlerini şöyle biraz karıştırdım. Şimdi içerisine bir kutu sıvı krema ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Aslında cheesecake yapımı diğer birçok tarife göre oldukça kolay. Birkaç püf noktasına dikkat etmek gerekiyor sadece. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz aşağıya video hakkında yorumlarınızı bırakmanızı rica ediyorum. Benden istediğiniz farklı tariflerde varsa onları da yorum olarak aşağıya belirtebilirsiniz. Evet, devam edelim. 1 su bardağı toz şekerimi de karışımımın içerisine ekliyorum. Spatulamı kaldırdım. Çırpma teliyle devam edeceğim. Güzelce karıştıracağım şimdi hepsini. Evet, güzelce pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra yumurtalarımı ilave etmeye geçeceğim. Yumurtalarımı birden eklemiyorum. Teker teker kıracağım. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde. Şimdi yumurtalarımı ekleyebilirim. Birinci yumurtamı ekledim. Güzelce karışıma karışana kadar çırpıyorum. Bu kısmı biraz hızlandırılmış şekilde verdim. Gördüğünüz gibi teker teker ilave ediyorum yumurtalarımı. Üçüncü yumurtamı da ekledikten sonra tamamdır. Diğer malzemelerimi eklemeye geçeceğim. Zaten çok da fazla bir şey kalmadı. Bu aşamadan sonra bir paket vanilya ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı dolusu da mısır nişastası kullandım. Onu da ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi kaşığı tamamen doldurdum. Tepeleme bir yemek kaşığı gayet yeterli. Şimdi eklemiş olduğum tüm malzemeleri homojen bir kıvam alıncaya kadar çırpacağım.
Karışım güzelce böyle karıştıktan sonra daha fazla çırpmaya gerek yok. Nişasta tanesi kalmasın içerisinde. Güzelce karışımımızın içerisinde nişastanın dağılması gerekiyor. Evet, artık gördüğünüz gibi cheesecake harcımız da hazır. Şimdi harcımızı kalıba aktarmadan önce kalıbımızı alüminyum folyoyla saracağız. Şöyle bu işlemi de nasıl yaptığımı göstereyim. İki tane alüminyum folyoyu üst üste koydum gördüğünüz gibi. Böyle çok daha kolay bir şekilde kaplanıyor. İyice bastırarak her tarafının güzelce kapanmasını sağlıyorum. Evet, kalıbım da hazır. Şimdi harcımı kek kalıbının içerisine dökebilirim. Bu arada fırınımı 180 derecede ısıttım. Kesinlikle fan yok, alt üst ayarda çalışıyor. Şimdi cheesecake'imizin içerisinde fazla hava kabarcıkları olabilir. Bu yüzden hafifçe şöyle birkaç kere tezgaha vuruyoruz. Yine şöyle bir kürdan yardımıyla da hafifçe zikzaklar çizerek hava kabarcıklarını önleyebilirsiniz. Şimdi cheesecake'imizin içerisine biraz bal kabağı koyacağız. Bunu yapmak zorunda değilsiniz aslında ama gerçekten çok lezzet veriyor. Hepsini içerisine koymayacağız tabii ki ama şöyle birkaç parçayı ilave ediyorum. Aralıklı olarak her tarafına gelecek şekilde dizeceğim. Geri kalanını da üzerine sos yapacağız. Evet, şimdi her şey hazır. Kek kalıbımı şöyle geniş kenarlı bir tepsiye aldım. İçerisine biraz su ilave edeceğim. Yaklaşık 1-1,5 santimi kadar su ilave etmeniz yeterli gelecektir. Önceden ısıttığım 180 derece alt üst ayar fırında yaklaşık olarak 50 dakika 1 saat kadar pişmeye gönderiyorum. Ben de bu aşamada sosumu hazırlayacağım. Bal kabaklarımı blenderdan geçirdim. Bu haliyle de kullanabilirsiniz aslında. Tamamen tercih meselesi. Ben birazcık nişastayla açıyorum sosu. Şöyle yarım çay bardağı kadar sütümün içerisine 2 tatlı kaşığı silme olacak şekilde nişastamı aldım. Güzelce nişastayı çözdürdüm. Bal kabaklarımı tekrar ocağa aldım. İçerisine nişastalı karışımımı da ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Hafif kaynayıp biraz kıvam alıncaya kadar karıştıracağım. Ve sosum da bu şekilde hazır olmuş olacak. Şimdi artık kıvamını da göstereyim. Bu kıvama geldiği zaman tamam demektir. Çok fazla kaynatmadım. Bu kıvam yeterli. Şimdi ocaktan indiriyorum. Ve soğumaya bırakıyorum. Evet, cheesecake'im de çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle sallıyorum. Kenarları sabit, ortası sallanıyorsa tamam demektir. Ben yaklaşık 1 saat kadar pişirdim. Bu arada piştikten sonra fırında bekletmedim. Direkt çıkarttım. Hiçbir şekilde çatlama yapmıyor gördüğünüz gibi. Folyodan da çıkartıyorum daha kolay soğuması için. Cheesecake'im iyice oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine bir streç film geçireceğim ve buzdolabında bir gece kadar bekleteceğim. O kadar vaktim yok diyorsanız soğuduktan sonra en az 4 saat kadar buzdolabında bekletebilirsiniz. O şekilde de servis yapabilirsiniz. Evet, ben şimdi ertesi gün buzdolabından çıkarttım. Üzerindeki streç filmi alıp kalıptan çıkartıyorum. Kenarlarındaki yağlı kağıtları dikkatli bir şekilde ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi cheesecake'imin kenarları bembeyaz oldu. Tabağı nasıl aktardığımı da göstereyim. Zaten artık kıvamını almış bir şekilde soğudu güzelce. Ben bu işlemi elimde yapıyorum. İlk olarak elime aldım. Altındaki altlığı çıkarttım. Şimdi tekrar aynı işlemi yaparak altındaki yağlı kağıdı da çok rahat bir şekilde çıkartacağım. Tabii ki bu işlem iyice soğuduğu için çok rahat bir şekilde oluyor. Servis tabağıma aktarıyorum. Artık üzerinin süslemesine geçebiliriz. Hazırlamış olduğum sosu da buzdolabında beklettim kapalı bir kapta. Şimdi sıkma torbasını aldım. Bu şekilde çok daha eşit bir şekilde sıkılıyor çünkü. Gördüğünüz gibi hepsini cheesecake'imin üstüne sıktıktan sonra güzelce düzelteceğim bir kazıyıcı yardımıyla. Şu an gerçekten nefis gözüküyor. Hemen dilimleyip tadına bakmak istiyorum. Son olarak şöyle biraz şekil yapalım. Çatal yardımıyla şöyle yuvarlak bir şekilde çizik oluşturacağım cheesecake'imin üstünde. Evet, artık tatlımız hazır. Artık servis aşamasına geçebiliriz. Bu arada bal kabaklı cheesecake'e ceviz gerçekten çok yakışıyor. Ben her tarafına serpiştirmedim cevizi ama servis ederken bol cevizle servis etmeyi tercih ediyorum tabii ki. Şu görüntüye bakar mısınız? Gerçekten çok güzel gözüküyor. Hemen bir dilimini alıp iç yapısını da size göstermek istiyorum.
Tam ölçülü bir tarif. Kıvamı çok güzel oluyor. Siz de beğeneceksiniz kesinlikle. Böyle kremsi bir kıvamı oluyor. Çok fazla tok bir cheesecake değil. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyenlerden yorumlarını bekliyorum. Bu arada yeni tariflerimden kolay bir şekilde haberdar olmak için sağ alt köşede bulunan butona tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videomu bitirirken şöyle cheesecake'imin iç yapısını da göstereceğim. Şöyle bir çatal alalım. Bakın kıvamı gerçekten şahane olmuş. Yapımı da çok kolay, bir o kadar da lezzetli. Umarım siz de beğenirsiniz diyerek videomu bitireyim. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.